Vatandaşın kredi kartı borcu %158. Oldukça önemli bir rakam. %158 oranında arttı. Hemen bağlantımız olacak. Ekonomist doçent doktor Murat Turgut bu saat diliminde konuğum oluyor. Hoş geldiniz diyorum öncelikle Sayın Turgut. Merhaba Meltem Hanım. Merhabalar efendim. Şimdi son zamanlarda bakıyoruz, rakamları biraz önce paylaştık. Kredi kartı kullanımında da, kullanılan miktarda da büyük bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Aslında cepler çok dolu değil tabii ki, para yok. Biraz da ondan dolayı insanlar kredi kartlarına yönelmiş durumda ama kredi kartı borcunun da artmasını yine değerlendirmek istiyorum ben sizinle birlikte. Kimler kredi kartına daha çok yöneldi ve bu artış neden bu kadar fazla, sizden dinleyelim. Buyurun. Şimdi Meltem Hanım, açıkçası şunu ifade etmemiz lazım. Son dönemde ülke ekonomisinde yaşanan hızlı emisyon artışı, para arzının artışı ve ücretlerdeki nominal artış ister istemez insanları bir tüketim sarmalına sokmuş durumdaydı. Yani ben özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda pandemi sonrasındaki 2 yıllık dönemi çok hızlı bir tüketim dönemi olarak tanımlıyorum ve görünüyorum. Böyle bir dönemde ister istemez hane halkının sorun yaşadığı dönemlerde, bölümlerde kredi kartına başvuru da arttı. Malumunuz kredi kartıyla ilgili bazı kısıtlamalar da vardı. Yani ücretin 2 katını geçemeyecek, toplam ücretinin 2 katının limit veremeyecek vesaire gibi kısıtlamalar da vardı ekonomik sistemde kurulmuş. Ancak ben şunu gözlemliyorum, bu kısıtlamalar son derece esnek halde bulunuyor ve aşılabiliyor. Ben şunu ifade etmek istiyorum, evet. Özellikle hane halkının tüketim harcamalarında yetersiz kalındığı nokta, gelirin yetersiz kaldığı noktalarda ciddi bir kredi kartı kullanımı var. Bakınız, ben şöyle ifade etmek istiyorum sizlere. Özel tüketim harcamalarının önce ne olduğuna bakmamız lazım ekonomide. 2022'de %57'sini oluşturuyor gayri safi milli hasılamızın özel tüketim harcamaları. 2020'de %54'ünü oluşturuyor. Yani özel tüketim harcamaları bize çok ciddi bir büyüme motivasyonu ülkemizde. Bir kere bunu anlamamız lazım. Nasıl finanse ediliyor bu harcamalar? Hane halkının geliriyle, geliri yoksa krediyle, kredi alamıyorsa kredi kartıyla finanse ediliyor. Bakınız, 2021 yılında %42 kullanılanı, bu yılda, yani 2023'ün son itibariyle biz bu rakamın %50'nin üstünde olduğunu düşünüyoruz ve varsayıyoruz. Yani özel tüketim meselesi ekonominin %50'sini karşılıyor. Bunun da %50'si kredi kartıyla yapılıyor. Çok enteresan bir tablo ortada. Yani o zaman yani şöyle bir sonuca varabilir miyiz burada? Özel tüketim dediğimiz, yani bu tüketim arttıkça zaten enflasyonist bir baskısı da var. Aslında bunu da gözden kaçırmamak lazım. Dolayısıyla enflasyona da sebep oluyor diyebilir miyiz? Kredi kartının bu kadar aşırı kullanımı geçtiğimiz sene özellikle. Kesinlikle Meltem Hanım. Bakınız, özellikle son birkaç ayda biliyorsunuz Merkez Bankası faiz artırım süreçlerinde şuna dikkat etti ve not etti. Yani insanlara şunu söyledi. Bankaların kredi kartı faiz oranları oynamasını engelledi. Yani biliyorsunuz kredi kartı faiz oranları belli noktaya geldi. %3,5, %4'e yakın şu anda. Onun üstüne çıkmadı. Yani bankalar şu anda kredi kartı faiz oranlarını Merkez Bankası faiz artışına rağmen yukarı çekmiyorlar. Özellikle son birkaç ayda gerçekten banka mevduat faiz oranlarıyla yani kredi kartlarının faiz oranları arasında ufak çaplı farklar oluşmaya başladı. Bu da insanlar ister istemez daha çok kredi kartına yönetmek zorunda kaldı. Yani bir makas oluştu, öyle değil mi? O makası insanlar kredi kartı kullanımını artırarak değerlendirmeye çalışıyor. Evet, şöyle düşünelim, krediye erişim zorlaştığı için kredi kartı kullanımı ister istemez arttı. Evet, mecburen. Ben bunun açıkçası ekonomi yönetimi tarafından dikkatle takip edildiğini düşünüyorum. Yani geçtiğimiz günlerde bir kamu bankamızın genel müdürü Alparslan Bey de buna dikkat çekti biliyorsunuz bir konuşmasında. Yani bunlarla ilgili kısıtlamaların gelmesi gerektiğinden bahsetti. Bence çok doğru bir karar olur. Çünkü ekonomiyi soğutmak istiyoruz, faiz oranını yükseltiyoruz. Ancak kredi kartı limitlerine dokunmuyoruz ve bunu yükselmesine izin veriyoruz. Bu da doğal olarak hane halkının kredi kartına daha çok yönelmesine sebebiyet veriyor. Tabii Türkiye'de şunu ifade etmemiz lazım. Toplam kredi kartlarının bir kısmı da tabii kurumlar tarafından kullanılıyor. Ama bu kısım hiçbir zaman %50'ye çıkmadı. %20-25 civarında kaldı. Bu nedenle biz toplam kredi kartı harcamasının çok büyük bir kısmının, %80'lik kısmının hane halkının harcaması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu durumda evet, dediğiniz gibi enflasyona yönelik bir baskı unsuru mudur? Evet, baskı unsurudur. Ekonomiyi soğutalım istiyorsak bununla ilgili bir düzenleme yapmak zorundayız. Açıkçası benim kanaatimi sorarsanız
Ben özellikle Mart ayından sonra bununla ilgili de ciddi bir karar alınabileceğini düşünüyorum. Şu anda tabii ki ekonomiye yeni para enjeksiyonu yapıldı ücretlerle. Ücretler %50 oranında arttı. Hem emekli hem işçi hem memur vesaire. Bu dönemde belki kredi kullanımı birazcık azalabilir ama bununla ilgili bir kural konması elzem gibi gözüküyor açıkçası. Ben bir de sosyal medya hesabından da yine sormuştum takipçilerime sizlerin arttı mı diye. Bakın yaklaşık %80'i kredi kartı harcamalarım son bir yılda arttı diye yanıt vermişti. Ve daha da enteresan şöyle bir durum söz konusu. Nakit yönetimini aslında yapmak için insanlar tabii ki kredi kartını kullanıyor ve hepsinin hesap kesim tarihleri de biliyorsunuz birbirinden farklı. Dolayısıyla bir kişinin iki hatta bazen üç kredi kartı bile olduğu oluyor. Ancak tabii bunun yönetimi nakiti yönetmek için belki yapıyoruz ama bu kredi kartlarının yönetimi, o borçların yönetimi, takibi hele bir de asgari tutar ödenip de kalanı faizlendiriliyorsa bunların takibi de oldukça önemli. Çünkü bankaya olan borçlar da oldukça artmış. Geçtiğimiz seneki rakamları biraz önce aktardım. Bu da önemli bir rakamsal belki bir analizdi. Onu da ben paylaşmak istedim. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Eklemek istedikleriniz? Yani şunu ifade istiyorum Meltem Hanım. Evet, bu da bence önemli bir tespit. Yani hane halkının bunu bir nakit yönetim yöntemi gibi kullanması, yani farklı kartlarla farklı dönemlerde alışveriş yapması, yani bunun da önemli bir nakit döngüsü bakımından önemli bir yer ifade ettiğini aldığını görüyoruz hane halkının günlük hayatında. Ama tabii ki biz makro bakarsak meseleye Meltem Hanım, evet hane halkının bu tip hareketleri var ama makro bakarsak şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bakınız tekrar edelim isterseniz ekonomik büyümenin yani gayri safi milli hasılanın %55'i özel tüketimden, özel tüketimde %50'si kredi kartından geliyor. Evet. Yani bence çok muazzam bir kredi kartı yükümüz var ekonominin genelinde. Bununla ilgili de bir tedbir alınmasında ben ciddi yarar görüyorum. Yani Peki. kamu finansmanında kemerleri sıkalım diyoruz. İşte para politikasında sıkılaştıralım diyoruz. Ama kredi kartını bu derecede serbest tutarsak bence onların da etkisi sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi enflasyonla mücadele bir topyekün mücadele. Bu topyekün mücadele içinde bence kredi kartları da şu tabloya göre çok önemli bir yer tutuyor. Buna göre davranmamız lazım. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist doçent doktor Murat Turgut konuğum oldu. Bu saat diliminde tekrar teşekkür edelim.